Merhaba arkadaşlar. Şimdi for loop ve while loopları çalıştıktan sonra break ve continue diye iki tane keyword'umuz var. Onlara bakacağız. Break ve continue ne işe yarıyor? Onlara bakalım. Daha sonra Apex Basic konularını tamamlamış olacağız. Şöyle başlayalım. Daha önce hatırlarsanız çok simple bir şekilde for loop yapmıştık. Tekrar bir örnek yapalım. For diyorum. İçine 3 tane condition koyuyorum. Integer olarak benim başlama noktamı belirtiyorum. Integer olarak bir variable tanımlıyorum. Şimdi i equals 1 diyorum. Sonra i less than equal 10 diyorum. Ya da 100 yapalım. En sonunda da i++ diyorum. Bu şekilde bir for loop yapıyorum. Daha sonra sistem nokta debug deyip i'mizi ya i'mizin değerini print yapabiliyoruz. Birden başlayacak, bir artacak 100'e kadar bu şekilde devam edecek. Hemen ben sistem debug'da görmek istiyorum. Debug yapıyorum. Birden 100'e kadar olan değerleri print yaptığını görüyorsunuz. Şimdi siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Diyelim ki bir yerde durmasını istiyorsunuz. Bir yerde durmasını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle yapalım. Eğer diyorsunuz i işte 50'ye eşitse dur diyorsunuz. I 50'ye eşit olduğu zaman bunun durmasını istiyorsunuz. Daha fazla devam etmesini istemiyorsunuz. O yüzden şu şekilde yapacaksınız. I equals 50 olunca biz bunu ne diyeceğiz? Break diyeceğiz. Break deyince biz bunun durmasını istiyoruz. Execute yapalım. Bakalım duracak mı? Bakıyoruz. 49 geldi, durdu. Yani aslında 50'de duruyor. 50'yi print yapmıyor. Sistemde bak 50'den sonra olduğu için. Sistemde bak bir de öne koysak mesela. Şu şekilde. O zaman ne olacak bakalım. Ne oldu? 1, 1, 2, 2, 3, 3 böyle devam ediyor. En sona bakalım nasıl değişiyor. 49, 50. Yani şu şekilde. Prekten önce şunu prekten önce koyduğunuz zaman şöyle yapıyor. Tekrar açalım bakalım. Birden 50'ye kadar olan rakamları print yapıyor. Sonra duruyor. Şöyle yapıyor. Bir iken bunu print yapıyor. Artırıyor. Sonra buraya bakıyor. Eğer diyor 1 ise dursun diyor. 1 değil. Yanlış söyledim. 50 ise dursun. Ama bizim değerimiz 1. Sonra 2, 3, 4, 5 derken 50'ye kadar geliyor. 50 iken bunu print yapıyor. Sonra bakıyor ki 50 iken break yapıyor. For loop dursun diyor. Loop dursun diyor. O yüzden burada 50 iken durduruyor. Siz şunun yerine 100 değil de true yazsanız, daha önce şöyle bir şey demiştim. True yazdığınız zaman sonsuz bir döngü oluşuyor. Ama siz true yazdıktan sonra siz buna eğer yani 10 iken dur der, 10 iken durmasını istiyorsanız sonsuz döngüyü durdurabiliyoruz. Şu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi sonsuz döngü artık yok. 10 iken durdu. Çünkü ben eğer 10 ay ona eşitse durdur demişim. O yüzden duruyor. Ona eşitken durdur deyince bu şekilde duruyor. Siz bu şekilde break keyword'unu kullanabiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi şu arkadaşlar. İkincisi continue. Diyorum ki if i equals 23 diyelim. I equals 23 iken artık şuraya 100 yazmam gerekiyor tekrar. I less than equal 50 diyelim bu kez. Biraz küçük yapalım. I equals 23 iken biz bunu continue yapıyoruz. Continue biraz farklı. İnsanlar continue deyince devam et anlamına geliyor. Aslında böyle değil. Continue manası farklı, onu göstereceğim. Şu şekilde birden başlıyor. Biri print yapıyor. 2, 3, 4, 5 derken 23'e geliyor. 23 de diyor ki dur, 23'ü alma sonra devam et. Yani continue dediği zaman 23'ü almıyor anlamına geliyor. Yani burada belirttiğiniz ifadeyi jump yapıyor, atlıyor. Ve daha sonra yine devam ediyor. Bakalım biz. Continue'da ne diyor? Şöyle bakıyorum. 23 var mı? 23. Burada var. 21, 22, 23. Biz bakalım nerede hata yaptık.
Eğer A 23 ise continue diyor. Şurada sistemde bazı sorunu koymanız gerekiyor. Şuraya koyalım. Bu şekilde bunu print yapalım. Evet. 23'ten sonra 23 yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. 23'ü print yapmıyor. Çünkü ne diyor? 23 ise onu almadan devam et diyor. Yani 23'ü alma diyor. Yani 23 olunca buraya geçmiyor. Tekrar loop'un içine giriyor. Artırarak devam ediyor. 23'te bir kere duruyor. 23'te duruyor. Ya siz buraya mesela or i equals 31 deseniz 23 ve 31'de duracak. 23 ve 31'i almadan devam edecek. O şekilde yapalım. Şimdi print yapıyorum. 23 ve 31'in burada olmadığını göreceğiz. 23 var mı? Yok. 31 var mı? O da yok. Görüyorsunuz 31 yok. O şekilde atlayabiliyoruz. Biraz matematik metotlarını kullanmaya çalışsak arkadaşlar. Şöyle for loop'umuz burada belli. Desek ki mesela eğer desek matematik klasını hatırlayalım. Önce mat yazmanız gerekiyor. Nokta. Metodun ismini yazmanız gerekiyor. Ben mod diyorum. Mod diyorum. Sonra diyorum ki i yani yukarıdaki sayımızı i değerimizi 2'ye bölünce eğer sıfıra eşitse continue diyorum. Yani 2'ye bölünenleri almayacak, atlayacak, gidecek. 2'ye bölünenleri almayacak arkadaşlar. Çünkü continue de ne yapıyor? Ne yapıyor? Atlıyor. Sistemde bak diyorum, i diyorum. Benim buradan beklentim ne? Benim beklentim şu. Eğer şu hatırlayalım. Matematikte böyle bir ifade var. Mod bir sayının bir sayıya bölümüne kalanı veriyordu. Yani bizim yukarıdaki rakamımızı 2'ye bölüp kalanın 0 olup olmadığına bakacak. Eğer 0'sa atlayacak. Yani burada çift sayıları atlıyor. Çünkü bütün çift sayılar 2'ye bölündüğü için 2'ye bölününce 0 kalanını verdiği için o sayıları atlayacak, diğerlerini yazacak. Öyle bakalım. Öyle mi yapıyor? Bakıyoruz. Evet, 1, 3, 5, 7. Çünkü 1 2'ye bölünmüyor. Debug yapıyor. 2 şurada 2 2'ye bölünce kalan 0 olduğu için onu atlıyor. Onu atlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar evet continue ve break'in manaları bu. Break yapınca stop yapıyor. Continue yapınca atlayarak devam ediyor. Atlayarak devam ediyor. Çok önemli bu. Continue yapınca burada belirttiğiniz condition'ı yakalayınca atlıyor. Onu print yapmıyor. Evet arkadaşlar. Siz böyle 5 deseniz mesela o zaman bizim i değerlerinin 5'e bölünenlerini almayacak. Onları atlayacak. Bakıyorum. Biraz bekleyelim. Debug olsun. Şurada bayağı açmışım. Bunları kapatalım. Evet. Tekrar debug yapsak. Evet. Şu anda ne demiştik? Şöyle bakalım. Diyor ki 5'e bölünenleri alma diyor. Yani 5'i alma, 10'u alma, 15, 20, 25 bunları alma diyor. Bakıyorum bu şekilde var mı? 5 var mı? Yok. 10 var mı? Yok. 15 var mı? Yok. Onun hepsini atlıyor. 50 var mı? Yok. O şekilde atlıyor. Siz buraya eğer hani şöyle bir şey de demek istiyorsanız diyelim ki 5 ile bölünmeli alma dediniz. Ya da diyoruz. Ya da işte 10 ile bölünenleri alma. 5 ve 10 ile bölünenleri almayacak ya da 10 değil de şey diyelim mesela 4 diyelim. 5 ve 4'e bölünenleri almayacak. Şimdi execute yapalım. İşte ilk başta bakacağımız şey 4 var mı? 8 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 10, 15, 20 var mı? Yok. İşte gördüğünüz gibi 4 ile bölünen hiçbir sayımızı göremiyorsunuz. 5 ile bölünen hiçbir sayı göremiyorsunuz. Çünkü onları atlıyor. Tek tek atlıyor arkadaşlar. Tek tek atlıyor. Continue ve break'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, continue ve break'i bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Apex'in temel konularını bitirmiş olacağız. Bunları iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bunlarla alakalı yeterince örnek yapmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler.